Çok stresli bir maçtı. Bizim için de stresli bir maçtı. Çünkü seriyi devam ettirmek için zorlu bir rakip Trabzonspor. Yani bakmayın altta olabilir ama çok iyi bir ekibi var, çok iyi futbolcuları var. Ama bizim futbolcularımız da fena değil. İyi mücadele oldu. Yer yer onlar iyi oynadılar, yer yer biz oynadık. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk. Çok mutluyuz tabii. Yani Beşiktaş'tan sonra, Alanya'dan sonra Trabzon'u da yenerek devam etmek önemli. İşte şimdi milli takım arası var. Takım da bir dinlensin. Bir hazır olmayanlar da bir hazır olur inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan, milli ara demişken milli takım aday kadrosu da bugün açıklandı. Eski hocanız Montoya Adana Demirspor'dan da 3 oyuncuyu davet etti. Emre Akbaba, Ertaç Özbir ve Yusuf Sarı. Bununla ilgili Yusuf biraz adaletinde problem var ama şimdi onu bu akşam Fransa'ya gönderiyoruz. Bile gönderiyoruz. Orada bir mahir bir doktor var. İnşallah tedavi edip milli takıma yetiştireceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında alması gereken oyunculardı bunlar. Hatta belki bir Semih'i de alabilirdik. Ama onun takdiri, onu yapabilecek bir şey yok. Önemli olan milli takımın kalan maçları galip gelip en azından bir finallere gitmek bizim açımızdan çok önemli olacak. Hatta bizim tercümanı da istediler. Kaleci hocasını da istediler. Beni Hamit bir aradı. Dedim kimi istiyorsan alabilirsin. Takımın hepsini bile alabilirsin istediniz. Problem yok yani. Sayın Başkan, az önce de söyledim. 8'de 8 gerçekten çok önemli bir iç saha formu. Taraftar da yine bugün yalnız bırakmadı. Yer yer boşluklar olsa da büyük oranda yine taraftarların desteğini gördünüz. Normal düşünün yani, bu aya geldik, hala sıcak, hala enem var. Yani kolay değil ama neticede 16-17 bin tane taraftar var. Daha ne olsun?